İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi gelelim mekanlara. Ne dedik? Mekanlarımız tıka basa. Burada mekanlarla ilgili bilgi aktarırken iş yeri ve evle ilgili olarak enerjisel mekan temizliği de yapıyorum ben. Ve yaptığım bu mekan temizliklerinde karşıma o kadar çok şey çıktı ki bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Niye? Çünkü bolluk bereketi gerçekten etkiliyor. Yani bu bolluk bereketli konusunun içerisinde mekanların temizliği, kendi temizliğimiz, enerji anlamında kendi temizliğimiz de var. Biraz deneyimlerimden bahsetmek istiyorum, örneklerle gitmek istiyorum. Sizleri daha iyi aydınlatacaktır. Mekan temizlikleri, evde enerjisel mekan temizliğinin yapılması baharlarda en idealidir. Baktığınız baharlarda yapamadığınız ilkbahar ve sonbaharda, yılbaşına yakın Aralık ayında da mekan temizliği rahatlıkla yapılabilir. Mesela mekanınızdaki enerjinin negatif olduğunu hissettiğinizde ada çayı, defne yaprağı yakabilirsiniz. Yaktıktan sonra tüm evde o tütsü halini dolaştırdıktan sonra lütfen tüm camları açın. Ev iyice bir havalansın. İşte ada çayıyla ve defne yaprağıyla oluşturduğunuz o negatiflerin patlaması havalandırmayla birlikte halinin dışına çıkacaktır. Bu çok çok önemli. Ara ara lütfen bunu yapın. Klozet kapaklarını, tuvaletlerdeki klozetlerin kapaklarını muhakkak kapalı tutun. Oradaki negatif enerji evin içerisinde çok rahat dolaşır. Bunu bir kültür, bir adet haline getir. Birçok eve gittiğimde, yani şöyle söyleyeyim, 10 evden herhalde sadece bir tanesinde klozet kapakları kapalıdır. Mekan temizliği yaparken, enerjisel mekan temizliği yaparken insanlara diyorum ki bakın bu klozetin kapağı açık. Banyonuzun da kapısı aralık. Ne oluyor? Bütün evin içerisinde o negatif enerji geziyor. Ben bunu bakır çubuklarımla yapıyorum. Bakır çubuklarla yaparken insanlar diyor ki evet halde ya aynası dönüyor deli gibi. Evet, burada negatif enerji var sinyali veriyor. Ne yapıyoruz? Klozet kapağını kapatıyoruz. Lütfen çocuklarınıza, evdeki herkese bunu söyleyin. Klozet kapakları asla açık olmamalı. En olumsuz, o en sevmediğimiz negatif enerji, o yağlı negatif enerji oradan evin içerisinde gezintiye çıkacaktır. Sizi zora sokacaktır. Ne oluyor? Klozet kapaklarını kapadığımızda evin içerisi rahatlamış oluyor. Evin içerisinde çok fazla eşya varsa, bazı eşyaların üzerinden geçiyoruz. İşte diyorum ki mesela burada 3 tane koltuk var. Niye 3 tane? İşte biri annemindi, annemden aldım. Bakın size ait olmayan eşyaları hanenize soktuğunuzda, evinize soktuğunuz zaman sizin oluşturduğunuz o enerji, değil mi? O enerjinin içerisine farklı bir enerji girmiş oluyor. Hani buradan şöyle söyleyeyim, şu kalemi elime sokmak gibi bir şey oluyor bazen. Eve uyum sağlayamıyorsa size acı vermeye başlıyor. Bazı alanları evinizde kullanamamaya başlıyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Evi rahatlatmaya ihtiyacınız var. İşte kapı kolları kırıksa, vidaları gevşediyse, cam pencerelerinizin o kapı kolları çalışmıyorsa, evinizde her şeyin tam çalışması lazım. Kapılarınız tam kapanmıyorsa, tam kapanmalı. Çünkü bir odanın kapısı kapanmıyorsa, o odanın içerisinde sıkıntı var demektir. Onun sinyalini de veriyor. Tamam, sizin eşyalarınızda herhangi bir sorun yok ama evin kendisinde sorun olabilir. Size ait değildir, kiracısınızdır. Ev sahibinin bütün kaygıları ve endişeleri o evin içinde geziyordur. Kaybetme korkusu vardır, gelecek kaygısı vardır, parayla ilgili olumsuz deneyimleri vardır. Değil mi? Duygusal açlığı vardır, parayla ilgili açlığı vardır, bir türlü doymuyordur. Bütün bunların hepsi size yansır. O yüzden evinizde kırık, sökük,
tamir edilmesi gereken şeyler varsa lütfen tamir edin. Kırılmış biblolarınızı yapıştırmayın lütfen. Onun değerinin ne olduğunun bir önemi yok. Ya çok iyi bir ustaya vermeniz gerekiyor. O usta da aynı malzemeyle onu onaracaktır. Eğer öyle bir şey yapılıyorsa evinize geri alın. Ama kırık, çatlak objeler negatifi çok iyi barındırır. Eskiden sizler de bilirsiniz, ebeveyn, anneannelerimiz, babaannelerimiz salonu sürekli ya da evin her tarafını değiştirirlerdi. Aslında çok iyi yapıyorlarmış. Hani bazen ben şey diyordum. Ya bu o salonu da ya da bu evi de bir gün hep aynı bulsak, habire değiştirip duruyorsunuz. Şimdi anlıyorum ki o değişim evdeki enerjiyi negatifi açığa çıkarıp evden gitmesini sağlıyormuş. Ev nefes alıyormuş. Siz de böyle yapabilirsiniz. İlle eşyalarınız hep aynı yerde durmak zorunda değil. Arada dizaynını değiştirin. Bu arada da farklı bir evde, farklı bir odada oturuyormuş gibi hissedersiniz. Size eksi değil artı sağlayacaktır. Sizi daha da keyiflendirecektir. Eşyaları biraz da kıyafetlere gelelim. Aldınız dolabınızda etiketli bir sürü ürün var. Bakın etiketli. Gardırobunuzda asla etiketli ürünler tutmayın arkadaşlar. Ne dedik? Evren boşluğu sever. Ha bu arada evren etiketi gerçekten hiç sevmiyor. Sen diyor aç gözlük yapmışsın. Sen diyor o kadar çok doldurmuşsun ki burayı diyor. Hala etiketi üzerinde giymeyeceğin belli etiketi bile sökmemişsin. Diyor ki sen sana sunduğum çanağın içerisindeki o bolluk bereketlik suyundan fazla içiyorsun. Ya bunun senin ömrün kadar ömrü var. Sen şimdiden bunu tüketirsen ileride ne yapacaksın? Bazı insanlar diyor ki ay bir dönem diyor aldım şimdi diyor alamıyorum, param yok, imkanım yok. Sanki diyor bir şey terse döndü diyor. Evet terse dönen. Etiketli bir sürü ürünü gardırobunda tuttun. İşte ucuz diye aldın. Ya da aynı renkten bir tişört, aynı renk tişörtten 4 tane, 5 tane aldın. Tamam meslek olarak belki işte siyah giymen gerekiyordur. Model bellidir. Ondan 5-6 tane alırsın. Okey. Ama böyle bir şeyin yoksa kendi özel hayatın için. Çekmeceni açtığımda ben işte çubukla tarıyorsam ve o çekmece daha açılmadan önce o çubuk orada negatif bir şey var. Alde'ye bak diye bana ısrar ediyorsa ben açtığımda da aynı model ve aynı renkten hatta bazıları paketli ambalajından bile açılmamış duruyorsa İşte orada diyorum ki bakın bu tarz alımlar yaparsanız o hani bolluk, bereketlik, zenginlik dediğimiz, varlık dediğimiz kavram terse döner. Bir anda fakirleşirsiniz. Maddi fakirlik, manevi fakirliğe gidersiniz. İşte bilgiliyim ben çok biliyorum dediğinizde bir anda bir bilgisizlik hali çıkar ortaya. O yüzden evimizdeki her şeyi iyi kontrol etmeliyiz. Düzenli olmalı. Çekmeceyi mutfağa girdik. Mutfağın çekmecelerini açtık. Her şey her yerde. Kapakları açtık. Ay oraya konmuş, oraya tıka basa. Yani açtığınızda kafanızda her an bir çanak düşebilir. Hemen bir anımı anlatmak istiyorum size. Mekan temizliği için bir eve gittim. Çok güzel ağırlandım. Mutfağa işte her şeyi hallettim. Mutfak o kadar ters tarafta ki en son mutfağa girdik. Mekan temizliği yapıyorum. Bu arada da mutfakla ilgili bilgiler aktarıyorum. İşte çekmecelerin, kaşık çekmecelerinizin düzenli olması çok önemli. İşte tencereleri koyarken lütfen dikkatli koyun. Hani bu tertip, evren tertibi sever, düzeni sever, temizliği sever. Karışıklık negatif, negatifi barındırır, negatifi besler. Pis olmasın, karışık olmasın. Bunlar negatifin sevdiği şeyler. Negatif böyle yapıyor. Oo dolap dolu, oo pis burası yaşasın. Ben buraya hemen çöreklenirim. Buradan da bütün eve yayılırım diyor. Neyse. Mutfaktayız. Çekmeceleri anlatıyorum. İşte çiçeklerin konumları, işte ocak. Her yere bakıyoruz. İşte musluğun giderinde bir sıkıntı olduğu, negatif bir enerji olduğunu söyledim. Ve dedim ki lütfen banyo musluklarınıza, lavabonuza, işte mutfak lavabonuza ayda bir kere sirke, çok az tuz ve bol suyla lavabolarınızın içine bunu dökün. Negatif enerjiyi tamamen temizleyecektir dedim. Sağ tarafta bir dolap vardı. Zannediyorum fırının üstüydü.
Orada bir şeyler dönüyor böyle. Dedim ki ya hanımefendinin adı Ayşe'ydi galiba hatırladığım kadarıyla. O ilk zamanlar yaptığım çalışmaydı. Dolabı açmamla kafama plastik bir tas pat diye çarptı ve düştü. Aa, tam ben onu almaya çalışırken arkadan diğerleri düştü. Çangur şungur tangur. Hani bu komedi filmlerinde olur ya dolabın kapağını açar her şey üstüne gelir. Vallahi o dolapta ne varsa hepsi üstüme geldi. O arada da tabii ki hani bu olumsuz deneyim bizim bir kahkaha atmamızı sağladı. Ayşe de dedi ki Aldi Hanım dedi o kadar kötüydüm ki bugün dedi. Hani bu çanak olayı değil ama dedi gelmeniz bu çanak olayı beni acayip dedi böyle bir değişik havaya soktu. Çünkü ben gülüyorum. Ay kusura bakmayın diyor. Ya hiç önemli değil, önemli değil diyorum. Gelin bunun keyif tarafından bakalım. Bak bizi güldürdü. Kahkaha atıyoruz. Neyse sonunda dolapların içinin nasıl olacağını, üst üste tıka basa neyin konmayacağını. Orada ailesinin eşyaları da varmış. Evi boşaltmışlar. Salonda koltuklar var. İşte misafir odasına bir kanepe koymuş. Ama kanepe alacak oda da değil. Sadece bir yatak var. Zaten kanepeyi koyunca yürüyemiyorsun. Neyse. Dolapları nasıl dizayn edeceğini, nasıl yerleştireceğini, ona ait olmayan eşyaları kullanmayacak ise sevgiyle bir kolye koyup birilerine versin. İhtiyacı olan muhakkak birileri vardır. İşte dedi ki ya o misafir odasına koyduğum koltuğa aslında hiç ihtiyacım yok. Ama işte ablamdan hani ablamın evinden ablam evini değiştiriyordu. Hani bunu kıyamadı atmaya sende kalsın dedi. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Sevdiğimiz akrabalarımızın, sevdiğimiz dostlarımızın, annemizin, babamızın, kız kardeşimizin, abimizin eşyalarını evimizde tutmayalım arkadaşlar. Bizim evimiz ardiye değil ki. Onlar kendi evlerini ferahlatır, rahatlatırken bizim evimizi tıka basa doldurmasınlar. Aynı şeyi siz de başkalarına yapmayın ama. Evinizi değiştirdiniz, kızınız koltuğun birini çok seviyor. Aa dediniz ki ya işte ay Ece koltuğu çok sever. Kızım Ece bak evin mobilyalarını değiştirdim. Koltuğu sana ayarladım. Sana gönderiyorum. Bunu yapmayın. Çok seviyor olabilir. Ama onun da evi dolu zaten. O koltuğu oraya gönderdiğinizde tıka basa olacaktır. Hareket edecek yer kalmayacaktır. Buna ihtiyaç var mı? Yok. Neye ihtiyacımız var? Rahatlamaya, değil mi? Keyfe, rahatlamaya ihtiyacımız var. Neyse dolapları tasları, çanakları nasıl koyacağız, nasıl kafamıza düşmeyecek, fazlalıkları ne yapacağız her birini o gün planladık ve programladık. Hatta minik bir kolisi vardı. Minik bir kolyeye birkaç eşya koyarak bunun ilk adımını da atmış olduk. Sonrasında eve gittiğimde, kontrol için gittiğimde gerçekten evde o fazlalıkların, ona ait olmayan eşyaların evden çıktığını gördük. Baktım dedim ki ya evet ne kadar güzel. E Aliye dedi sen olmaması gerektiğini söylemiştin. Ve orada çubuklar hep ters dönüyordu. Negatif enerjiyi bize gösteriyordu. Ben de onları evimden sevgiyle çıkardım. Bakın evlerin, mekanlarımızın enerjisi çok önemli. Evet bizim zihin durumumuz da çok önemli ama siz çok pozitif düşünebilirsiniz ama evinizdeki enerjiler negatifse o düşünceniz gene bozulmaya başlayacaktır. Çünkü ne kadar negatif ortamda kalırsanız o ortam sizi deforme etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Burada amaç ne? Sürekli pozitifliği sağlayabilmek. Tabii ki her dakika sevgi böceği gibi gezmek değil. Bakın pozitif o demek değil. Yeri geldiği zaman masaya yumruğunuzu da indireceksiniz. Yeri geldiği zaman hayırınızı da söyleyeceksiniz. Ben istemiyorum, ben bunu kabul etmiyorum. Bunu da söyleyeceksiniz. Senden bunu beklemezdim de diyeceksiniz. Yani kalkıp da ben seni affediyorum olsun sen hata yaptın ama hiç önemli değil. Hayır. Senden bunu beklemezdim. Biliyorum ki bir daha olmayacak. Buna da inanıyorum. Destekleyici ama orada da şöyle bir hop bir dur hamlesi de yapmış oluyorsunuz. Evet. Bolluk bereketlikle ilgili hem mekan anlamında hem eşyalar anlamında ufak da bir bilgi geçmiş oldum size.
Tabii mekan temizliği ile ilgili, mekanlarımızla ilgili, enerji temizliği ile ilgili bilgiler çok çok fazla ama buradaki konumuz, amacımız hani kendi dünyamız içerisinde bolluk bereketi nasıl çekiyoruz, evrene sipariş verirken nelere dikkat etmemiz gerektiği bunları sizlere anlatıyorum. Şimdi gelelim. Burada ben madde madde sizler için bir şeyler hazırlamıştım. Onları size aktarmak istiyorum. Nedir? Bir kişinin yaşamının ne ölçüde refah içinde olduğunu belirleyen şey onun inançları, zihinsel olarak yaşamını nasıl yönlendirdiği ve yine zihinsel olarak bolluk bereket içinde bir yaşamı kabul edip etmediği gerçeğidir arkadaşlar. Burada birkaç maddelik çok güzel bir şey var. Ben onu da size açıkça aktarmak istiyorum. Evet, videomuzda süremiz de varmış. Hemen başlayalım. Kağıt kaleminizi istiyorsanız alın. Böyle tek tek size tane tane anlatmak istiyorum bunları. Daha doğrusu okumak istiyorum. Kendinizi sürekli başkalarına nasıl onaylatacağınızı sorgulamak yerine şu soruyu sormayı öğrenin. Gerçekte ben ne istiyorum? Kalabalıkların alışkanlıklarını mı, yoksa sakin bir şekilde kendime ait bir yaşamı sürdürmeyi mi istiyorum? Bakın bu çok önemli. Gerçek özgürlük kendini tuzağa düşmüş benliğin yokluğudur. Sakın unutmayın. Zor yerine kolay değil kelimesini kullanmalısınız. Ama asla kelimelerini kullanmayın lütfen. Yok yerine şu an elimdeki yeterli değil ya da şimdi almamayı seçiyorum değil. Bununla ilgili ufak bir örnek de vermek istiyorum size. Örnek vereyim, bir televizyon alacaksınız. Ama televizyon için şu an paranız yeterli değil. Param yok ki alayım sakın demeyin. Şu anki şartlarım televizyonu yenilememe izin vermiyor. Ama biliyorum ki bir ay sonra ya da bir zaman sonra ben bunu değiştirme şansına sahip olacağım. Ortam buna hazır olmuş olacak. Bir seminerimde işte diyorum ki insanlara, bolluk bereketle ilgili kaygınızı, işte herkes diyor ki param yok, oyum yok, buyum yok falan vesaire. Dedim ki ya şu an cebinizde ya da işte cüzdanınızda ya da çantanızın içinde hiç mi para yok? Yok diyorlar. Yani şimdi o kadar alışmışız ki yok kelimesine. Neyse, dedim ki herkes lütfen cebine, cüzdanına baksın ya da çantasının içine, cüzdana da değil. O hani gerçekten hani hiç yok diyen bir beyefendi vardı. Alo, yok işte, yok. Çünkü çantalarını da başka yere koymuşlardı. Üzerinize ne var? Çıkardı. Aa dedi, 1 liram varmış. A, 1 liram var dedi. Para değil ki bu dedi. Bakın dedim. Siz 1 liraya saygı duymazsanız o da bir para birimidir. Para size niye saygı duysun? Üstelik de o zaman 1 liraya simit alınıyordu. Daha doğrusu 50 kuruşa simit alınıyordu. Dedim ki bakın 1 lirayla 2 tane simit alma şansınız var. Yani karnınızı doyurabiliyorsunuz. Hatta yanınızda biri varsa onun da karnını doyurabiliyorsunuz. Doğru mu? Aa, ben hiç o açıdan bakmamıştım dedi. Bakın hiç yok diyorsanız yok, gerçekten mi yok? Evde yemek yok. Hani genelde hep böyle denir ya. Ay evde yemeğim yok. Evde malzeme varsa o yemeğe dönüşür. Sakın unutmayın. Yok demeyin. Eve gidip yemek yapmak istiyorum. Yemek yapmam lazım. Evde yemek yok değil. Eve gidince malzemem var, yemeğimi hazırlayacağım. Bu kadar. O yüzden yok kelimesini lütfen kullanırken birkaç kere düşünün. Gerçekten yok mu? Az olabilir. Çok olabilir. Az var, çok var. Ama yok yok. Gerçekten. Mesela bizde sohbetler arasında bir şey sorulur. İşte ne diyelim? Baharatın, işte tarçının var mı? Yok. Hiç mi yok? Hani o kadar alışığız ki toplum olarak bunu sormaya. Tarçın yok. Hani yokun hiç olmaz. Hiç mi yok? Yok, adı üzerine yok. Bir şeye yok diyorsanız o gerçekten yoktur. Yani onu bulma şansımız yok. Evet, geçelim diğerlerine. Sınırsız olma arzunuzla iyi geçinmeye çalışın. Hayal edebiliyorsan gerçekleştirebilirsin. Walt Disney'nin sloganı bu. Gerçekten güzel söylemiş. Asla ertelemeyin, üşenmeyin, vazgeçmeyin.
Bu üç kurala lütfen hayat boyu uyun. Ne dedik? Asla erteleme, üşenme ve vazgeçme. Üç kuralımız var. Üç. Pireyi deve yapmamayı öğrenin. Hani biz biraz seviyoruz ya, abartıyoruz ya bazı şeyleri. Lütfen pireyi deve yapmayın. İçinizdeki çocuğu canlı tutun ama her yerde ortaya çıkarmayın. Şimdi içimizdeki çocuk yaşayacak ki bize yaşam kaynağı olacak, nefes olacak, hayat olacak. Bu sayede de biz daha keyifli olacağız, daha mutlu olacağız, daha böyle berrak bakacağız. İyi bir şey yaptıklarında insanları takdir edin. Buna önce kendinizde başlayın ama olur mu? Sakın unutmayın, kendinizi dahil etmediğiniz hiçbir şey hayat bulmaz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Her zaman en iyi olmaya çalışmayın. İyi olmanız zaten yeterlidir. Bugün %10 performansım var. Değil mi? Yarın inanıyorum daha yüksek olacak. Dünkü %10'luk performansımdan mutluyum. Bugün %100'üm. Aradan bir gün, birkaç gün daha geçiyor. Oo, bugün bomba gibiyim. %1000 performansım var. Her gün aynı performansta olmanız mümkün değil. Her halinizi sevmeyi bilmeniz gerekiyor. Her zaman iyi olmaya çalışmayın. İyi olmanız zaten yeterli. Sakın unutmayın. Kendinize güvenin, potansiyelinizin lütfen farkına varın. Hiçbir zaman münakaşanın kazanılmayacağını bilmeniz lazım. Her tartışmada iki kaybeden vardır, bir tane değil. Sabırlı olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Sabır erdemdir. Her konuda ve her işte sabır gerekiyor. Her şeye evet demeyin. Evetlerinizin kıymeti kalmıyor arkadaşlar. Hayır demeyi de öğrenmeniz gerekiyor. En kötü kararın bile kararsızlıktan iyi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bakın, en kötü karar bile kararsızlıktan her zaman iyidir. Sorumluluğunuzu kendiniz ele alın. Bunun için başkalarını sakın beklemeyin. İnsanlara duygularınızı açmayı öğrenin. Ancak o zaman sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Bir sorununuz var ama paylaşmıyorsunuz. Kimse sizin derdiniz olduğunu bilmiyor. İnsanlar bilmezse nasıl yardım eder? Ben ona buna yardım etmiştim. Bak, kimse bana neyin var diye sormuyor. Kimse müneccim değil ki. Kimse senin gözlerinin içinden böyle baktığında işte beynini, zihnini okuyamıyor. Öyle bir yetenek yok. Kendinizi anlatmanız, kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Toplum olarak kendimizi düzgün ifade edemiyoruz. Yanlış cümleler kullanıyoruz. Yanlış şekilde ifade ediyoruz. O zaman amacımızın dışına çıkıyoruz. Olduğunuz yerde durarak olmak istediğiniz yere varamazsınız. Şimdi duruyorum ben ama ben yan odada olmak istiyorum. Duruyorsun yani. Burada oturuyorsun. Kalk git o zaman diğer odaya, değil mi? Bunu yaparsan sorun da ortadan kalkar. Başarı başınıza gelebilecek en güzel şeydir. Ne kadar başarılı olursanız o kadar özgür olursunuz. Duygularınızı kontrol edin, hayatınıza yön verin. Her durumu olumlu değerlendirmeyi öğrenin. Olumsuzluğun içinde bile bir olumluluk vardır. Bunu lütfen sakın unutmayın. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer olacağını aklınızdan çıkarmayın lütfen. Geniş fikirli olun, ufkunuz geniş olsun, dar kalıpta olmayın. Beyninizi sorunlara değil, hedeflerinize odaklayın. Beyin hayal ile gerçeği ayırt edemiyor dedik. Bu da dikkat etmemiz gereken ana konulardan birkaç tanesi. Şimdi evrende enerji tektir dedik, değil mi? Enerjiyle ilgili bir sürü şeyi beraberinde getirdik. Şimdi
Bu enerjiyi negatif enerjiden nasıl arınacağız? Bunları diğer videoda ben size anlatmak istiyorum. Burada ne dedik? Beyin hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Değil mi? Zihnimizi ikna etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu bölümde ne konuştuk? Bu bölümde her şeyin mümkün olduğunu konuştuk. Bu bölümde sabırlı olmanın erdem olduğunu konuştuk. Bu bölümde başaramam, yapamam, edemem, başarırım, biliyorum, yaparım, inanıyorum'u konuştuk. Bunlar gerçekten çok önemli. Siz bir şeyleri kendini kendinize ikna edemezseniz kimse sizi ikna edemez. En önemlisi kendi sorumluluğunuzu almayı bilmeniz gerekiyor. Ben kendi sorumluluğumu almazsam kimse benim sorumluluğumu almaz. Üstelik de başkalarına yük olmaya başlar. Ne dedik? Sırtımızdaki küfeyi atmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ne dedik? Evimizdeki gereksiz tüm eşyaları, kirli, sökük, kırık, dökük ne varsa, elbisemiz sökükse onu dikmemiz lazım. Kapımız tamir bekliyorsa, tamir edilmesi gerekiyorsa tamir etmemiz lazım. Bunların her birine ayrı ayrı dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ne için önemli? Bu hayatımızın her evresinde başarılı olabilmemiz için, kendimize inanmamız için gerekli. Ne dedik? Sorumluluğumu alıyorsam kendi sorumluluğumu, o zaman özgürüm demektir. Kimseye yük olmam, değil mi? Kimseye yük olmayacağım demektir. Ne dedik? İnanç kalıplarımızı değiştirmemiz lazım. Niye? Bilinç altında birikmiş bir sürü deneyim, yaşam, inanç kalıpları, her şey var. O kadar çorba gibi ki. Zihnimizdeki posaları atmayı bilmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Meditasyon yapabiliriz. Bunun için geçmişte değil, bugün de yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bakın, bizlerin büyük bir çoğunluğu ya dünde yaşıyor ya yarın da yaşıyor. Ay yarın ben ne yapacağım? Gelecek kaygısı, kaybetme korkusu her biri var. Geçmişte takıldığı zaman ama o bana onu yapmıştı. O bana bunu yapmıştı. Evet, ben çok suçluyum. Ben hatalıyım, çok hata yaptım. Ya o dünde kaldı. Şartlar bunu gerektiriyordu belki. Yani o şartlar içinde başka bir şey yapamıyordun. Ne yapacaksın? Bazen birçok şey bizim kontrolümüzde olmayabilir geçmişte. Kontrolünüzde değilse şunu söyleyeyim. Benim kontrolümde değildi. Ben çocuktum. İşte ben ergendim. Ben bir şeylerin farkında değildim. Şu anda bugün de farkında mıyız her şeyin? Farkındayız. O zaman anda kalmayı bilmek, anı yaşamaya çalışmak lazım. Dünü ittim. Gelecek daha gelmedi. Az üzerinde gelecek gelmedi. O zaman geleceği niye düşüneyim? Niye kaygılanayım? Tabii ki hedef belirlerken geleceğe odaklı hedef belirliyorum ama yazarken ne yapıyorum? Olmuş gibi söylüyorum. Evimi aldım, çok mutluyum. Arabamı aldım, yola çıktım, seyahate gidiyorum. Bakın, anda, bugün, bugün yapıyorum, bugündeyim. Düne geçmedim, yarına geçmedim, bugündeyim. Ev almayı istiyorum, hayal ediyorum. Tamam. Ama bir şeye hayat verebilmek için olmuş gibi onu düşünmemiz gerekiyor. Kendimize ikna etmemiz gerekiyor. Zihnimizi ikna edersek her şey mümkün. Hatta mümkün olmayan, imkansız dediğimiz şeyin bile zaman aldığını göreceğiz. İmkansız zaman alır. Kafamızdaki posaları temizlemeyi başarırsak çok rahat yol alırız. Hayatımız daha güzel olur, daha iyi olur, daha keyifli olur. Ben sorumluluğumu aldığımda, ben kendimi mutlu etmeyi başardığımda, hedeflerime ulaştığımda benimle birlikte olan dostlarım, akrabalarım, herkes benimle birlikte mutlu olacaktır. İnsanlar direnç gösterecektir ama sonunda o direnç kırılacaktır. Çünkü alışık olmadıkları bir kimliğe bürünüyorsunuz. Değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz. Kendinizi revize ediyorsunuz. Hep evet dediğiniz şeylere artık istemediğinize karar veriyorsunuz. Ben sevmiyorum, ben istemiyorum ki. O zaman evet demek zorunda değilim diyorsunuz. Ne oluyor? Kendi isteklerinizi kendinizin farkına varıyorsunuz. Farkındalığınız artıyor. Ben kimim? Ne istiyorum? Neyi severim? Neyi sevmem? Her birinin fazlasıyla farkına varıyorsunuz.
Ama burada en önemlisi farkındalık, posaların temizlenmesi, sabır ve inanmanız. Lütfen kendinize inanın. Hiçbir şeyi, yani hiçbir konuyu, hiçbir olayı, hiçbir sorunu başkalarına empoze etmeyin. Annemin yüzünden, babamın yüzünden, onun yüzünden yapamadım. Onun yüzünden alamadım. İşte kocam bana para verseydi yapacaktım. İşte karım bunu yapsaydı ben şöyle olacaktım. Annem bana izin verseydi böyle olacaktı. Babam bana izin verseydi böyle olacaktı. Siz kendi sorumluluğunuzu alacaksınız. Hele evden ayrılmışsanız, kendi hayatınızı kurmuşsanız artık hala onlara suçu atmayın. Artık bir uyanmamız lazım. Bir silkelenin, bir uyanın. Ben sorumluluğumu alıyorum. Sevgiyle aldım. Kendimi seviyorum. Bu yolda da azimle ilerliyorum. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.